Selamun aleyküm güzel insanlar, kıymetli insanlar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Her çarşamba olduğu gibi, gerçi uzun zamandan beri yoktuk kıymetli dostlar. En son Ramazan girmeden bir hafta önce bir program yapmıştık sizlerle beraber. Sizleri çok özledik güzel insanlar. Tabi bu süreçte hocalarımız itikafa girdiler. Biz Afrika'ya gittik yardım faaliyetleriyle alakalı. Ama sizleri çok özledik güzel insanlar. Rabbim sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Yine kıymetli Ahmet hocamızla beraber ve Levent hocamızla beraber Muhabbet Olsun programına devam ediyoruz. Her çarşamba inşallah saat 19 ile 20 arası muhabbetteyiz, buradayız. Muhabbetimize ortak olursanız bizi çok bahtiyar edersiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet güzel insanlar, bu hafta iki tane konu seçtik. Bu konu üzerinde muhabbet edeceğiz inşallah. Sizin de farklı bir düşünceniz, farklı bir görüşünüz olabilir. Bizim de paylaşırsanız o konuda da muhabbetimiz olur inşallah. Şimdi Ahmet hocamız, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Dediğin gibi yaklaşık 1,5-2 aydan beri Muhabbet Olsun programında izleyicilerimizden uzak kaldık. Tabii ki itikaftayken ara ara programlar yapmış olduk ama tabii ki Muhabbet Olsun programının yeri ayrı, oranın izleyicileri ayrı. Şükürler olsun. Tekrar sizlerle birlikteyiz ve büyük bir heyecan ile huzurlarınızdayız. İyi ki varsınız. İnşallah bizi izlemeye devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Emin hocamızın da dediği gibi sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar Levent hocamızla birlikte, aynı zamanda Emin hocamız da dahil olmak üzere sorulara cevap vermeye gayret ederiz inşallah. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Levent hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi görmek ne büyük nimet hocam ya. İyi ki varsınız hocam. Allah'ım şükrünü bilmeye ikram etsin. Muhabbet olsun program hakikaten güzel, özlemişiz elhamdülillah. Bir tarafımız büyük boşluk var. Hatta böyle normal şimdi program gelene kadar bakıyorum üstümüzde bir gerginlik var. Demek ki konuşamamışız, içimizi dökememişiz. Ondan bir gerginlik var. Programa girerken de dedim yani beni tutmayın gene konuşacağım. Biraz elhamdülillah kavuştuk programımıza. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Şimdi Ahmet hocam, sizle başlayalım inşallah. Güzel ilminizden istifade edelim. Şimdi hocam bu haftaki, şimdi öyle bir zamana geldik ki güzel hocam. Zaten sosyal medyayı takip ediyorsunuzdur. Öyle bir zamandayız ki insanlar artık Müslümanım demeye utanır halde. Sokak röportajlarına bakıyorsunuz. Ateistim, deistim, artık bu moda oldu. Müslümanım diyeni artık şeyle arıyoruz gibi geliyor yani. Öyle bir zamana doğru gidiyoruz. Şimdi hocam bununla alakalı bir Müslümanın ateistle veya deistle arkadaşlık etmesi, dostluk etmesi uygun mudur? Dinimizde bunun yeri nedir? Şimdi kıymetli hocam, ilk önce şunu söylemek istiyorum oraya gelmeden önce. Arkadaşlık gerçekten bizim belki de en hafife aldığımız, önemsemediğimiz ama en önemli hususlardan bir tanesi. Çünkü arkadaş insanın geleceğini, ne yapacağını, nereye gideceğini, dünya ve ahiret hayatını yön verecek olan bir kişidir. Yani arkadaşlık kurumu böyle bir kurumdur. Şimdi insan fıtrat olarak tek başına yaşayamaz. İlla bir arkadaşlık, illa bir kurumun, bir cemiyetin, bir cemaatin, bir topluluğun peşinde gider. Onun için burada da en güzel, en doğru olanı insan seçmek zorunda. Eğer ki yanlış olan arkadaşlık sistemine, çevrelere giderse Rabbim muhafaza etsin. Gerçekten dünyasını da ahiretini de heder etmiş olur. Allah-u Teala yani arkadaşlıkla alakalı ayetlerde ve hadislerde Allah-u Teala ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çekiyor. Arkadaşlığa dikkat çekiyor. Demek ki gerçekten de bu çok önemli olan bir konu. Şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki yani evvela şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani bu ne demek? Senin arkadaşın kimse,
nasıl insansa sen de aynı onun gibisidir. Çünkü illa bu arkadaşın seni o tarafa, kendi düşüncelerine ne yapacaktır? Sürükleyecektir. Şöyle düşünelim misal olarak. Futbolu çok seven, gecesi, gündüzü futbol olan, spor programları, bilmem neler, her şeyle gündemi sürekli futbol olan bir arkadaşa yanaşsan, onunla arkadaşlık yapmış olsan kendini stadyumda bulursun. Niye? Çünkü bu illa seni ne yapacak? Oraya çekecektir. Veya siyasi olarak düşünelim. Bir siyasi partinin, herhangi bir partinin yanında sürekli böyle siyaset, gecen gündüzün siyaset, bir bakmışsın kendini mitinglerde bulacaksın. Allah muhafaza, içki içen insanları kendine arkadaşlık edersen kendini meyhanede, kumarbazla arkadaşlık edersen kendini kumarhanede bulursun. Mescitlerde gönlü olan, ibadetlerde, mescitlerde, sohbetlerde gönlü olan birini kendine arkadaş edersen o zaman kendini de mescitlerde, sohbetlerde Allah-u Teala'nın razı olmuş olduğu, hatta bir de tarikat ehli bir arkadaşın olursa onunla birlikte inşallah tarikata girdiğin zaman bu sefer Allah-u Teala'yı daha iyi tanıma, dünyada da ahirette de büyük nimetlerin, büyük feyizlerin, büyük güzelliklerin kazanılmış olduğu bir yere doğru gidersin. Hem dünyada hem de ahirette Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış olursun. Yani arkadaşlık gerçekten bu kadar önemli. Gördüğünüz gibi bakın 3-4 tane saydım. Bunların işte bir tanesi dışında diğerleri hep dünyada da boş işler, ahirette de boş işlerle, boş olarak ahirete gidilmesine sebep olacak. Ama bir tanesi gönlü namazda, ibadette, mescitte, sohbetlerde olan bir kişiyi kendine arkadaş edinirsen hem dünyadaki güzellikleri, yaratılış gayeni bileceksin hem de ahiretinde mamur olmuş olacak. Allah-u Teala zaten bir ayet-i kerimede buyuruyor ki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla birlikte olun. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi Allah-u Teala ne diyor? Sadık olan kullarla, yani gönlü mescitlerde, medreselerde, sohbetlerde, tarikatte, cemaatte, buralarda olan kişilerden, gönlün burada olsun, bunlarla beraber ol diye Allah-u Teala da ayet-i kerimesinde teşvik ediyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde de işte dediği gibi kişi arkadaşının dini üzeredir. Bak yani orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani kendine öyle arkadaş seç ki, öyle güzel arkadaşlar, öyle güzel insanlar seç ki seni dünyada da ahirette de ne yapsın? Güzelliklere ulaştırsın. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olsun. Onun için gerçekten bu arkadaşlık kurumu çok ama çok önemli. Kiminle arkadaşlık yaptığımıza gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Mevla Teala inşallah en güzel şekilde arkadaşlar edinmeyi bizlere nasip eylesin. Hani dedik ya Allah-u Teala buyuruyor sadıklarla beraber olun. Yani biz öyle aslında kul olalım ki, öyle bir insan olalım ki hani o sadıklar ifadesindeki o sadık olan kul biz olalım. Yani biz sadıklarla takıla takıla inşallah sadık, Allah'ın sadık demiş olduğu kullardan olalım. İnsanlar artık bizlere arkadaş edinerek onlar da inşallah bizimle birlikte kurtuluşa ermiş olsun inşallah. İyi arkadaşla kötü arkadaş arasında yine bir kıyas durumu var. Güzel arkadaş kendisine iyi arkadaş edinen, iyi arkadaş edinen birisiyle alakalı. Efendimiz buyuruyor ki yani koku satan, yani güzel kokular satan bir dükkan gibidir. Nasıl ki o dükkana girdiğin zaman o kokulardan kendin sürmesen bile, üzerine sürmesen bile
İlla oradaki güzellikler, o güzel koku ne yapar? İnsanın üstüne illa siner. Kötü arkadaş da tabii ki burada meslekleri yadırgamıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Burada anlaşılsın diye demirci, körükçülerin yanındaki gibidir. Ne yapar? Onun illa pası, demiri, kokusu hatta o ateşleri üzerine sıçrayıp yanmasına da vesile olur. Rabbim inşallah muhafaza eylesin. İnşallah dediğimiz gibi arkadaşlarımızı güzel seçelim. Bununla alakalı tabii ki aile bu konuda çok önemli. Çünkü daha çocuk yaşlardayken aile çocuğunu yönlendirmesi gerekiyor ki yönlendiriyor zaten. Mesela bir bakıyorsun çocukları gidiyorlar danslara bilmem nelere falan bu taraflara yönlendiriyorlar. Sen bu çocuğu buraya yönlendirdiğin zaman doğal olarak çocuğun da arkadaş çevresi burası olacak. Ve buradan dünyada da ahirette de hiçbir faydası olmayan bir topluluk yetişmiş olacak. Allah muhafaza etsin. Amin. Ama çocuk yaşta medreselere gönderirseniz bu sefer bakın gördüğünüz gibi ne güzel insanlar yetişiyor. Misal şöyle düşünelim. Hep böyle Allah dostları büyük insanlar değil mi? Hep büyük insanlar Allah katında kıymetli olan insanlara baktığımız zaman hep medreselerde yetişiyor. Futbol sahalarında Allah dostu yetişiyor mu? Evet. Yetişmiyor. Kumarhanelerde yetişmiyor. Konserlerde, mitinglerde, bilmem nerelerde yetişiyor mu? Yetişmiyor. Demek ki bak Allah dostlarının merkezi, çıkış yeri neresiymiş? Medreseler. Sadıklar, o sadıklarla birlikte takılarak insanlar ne yapıyorlar? Allah dostu makamına erişmiş oluyorlar. Herkesin saygı duyduğu insanlar olmuş oluyor. Şimdi dersiniz ki ya bir falanca topçu var, falanca popçu var. Bunlar da saygı duyuyor. Ama bunlar Allah saygı duymuyor bunlara. Yani Allah'ın katında biz iyi olarak, güzel olarak neye bakacağız? Allah'ın tabir etmiş olduğu şekle bakacağız. Bunlara bakacağız yani. Rabbim inşallah güzel arkadaşlık edinmeyi ve bize takılan insanlarda ahirette hem dünyada hem de ahirette güzel sonuçlar almayı nasip etsin inşallah. Güzel yerlere götürmeyi nasip etsin. Şimdi ateistle arkadaşlık edilir mi derken Allah-u Teala bir Kur'an-ı Kerim'de ayette buyuruyor ki Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Yani dost edinmeyin. Yani Allah-u Teala'nın rızası dışarısındaki insanların Allah-u Teala dost edinilmesini kabul etmiyor. Onun için çünkü bunlar eğer ki diyor siz onları dost edinirseniz onlar kendileri dışındaki kimseyi dost edinmezler. Eğer ki bir Yahudi, bir Hristiyan sana dostum diyorsa o zaman eyvah. Çünkü ancak sen onların dinine geçtiysen onlar seni dost olarak kabul ederler. Rabbim muhafaza etsin. Tabii ki ateist veya İslam dışında ne olursa olsun bunları zaruri miktarda zaruret çerçevesinde tabii ki şey yapılabilir yani arkadaşlık yapılabilir. Ama asla ve asla bunlarla dostluk yapılmaz. Çünkü bunlarla eğer ki dostluk yaparsan bunlar da seni alır kötü yola, yanlışa, Allah'ın rızasının dışındaki yerlere götürmeye vesile olur. Rabbim inşallah muhafaza eylesin. Bak ahirette insanlar diyecekler ki bakın Furkan suresinin 27. ayeti. O gün zalim pişmanlıktan ellerini ısıracaklar. Ellerini ısıracaklar diyor ve şöyle diyecekler. Eyvah keşke dünyada peygamberle bir yol tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanca kişiyi
falanca kişiyi, yani Allah'ın rızası dışındaki falanca kişiyi dost edinmeseydim diye söyleyecekler. Çünkü ayet bu. Ahirette. Ama o zaman artık iş işten geçmiş olacak. Onun için biz dünyadayken en güzel şekilde güzel insanları kendimize arkadaş edinelim, dost edinelim. Sevban radıyallahu anh, Sevban radıyallahu anh buyuruyor ki, bir gün sararmış, solmuş, rengi benzi atmış, o şekilde Peygamber Efendimiz'in huzuruna giriyor Sevban radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz görüyor, diyor ki, ya Sevban, nedir senin bu halin? Hasta mısın? Ne oldu? Rengin kaçmış, gitmiş. Sevban radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, burada gönlüm sizi görmek istediği zaman, böyle sizi özlediğim zaman, arzuladığım zaman bir bahane bulup yanınıza giriyorum, görüyorum. Sevban radıyallahu anh da Peygamber Efendimiz'in hizmetkarlarından yani. Bir bahane bulup içeriye giriyorum, sizi görüyorum, gönlüm rahatlıyor, ferahlıyorum sizi gördüğüm zaman. Ama düşündüğümde ahirette siz peygamberler peygamberi makamı Mahmud'un bu makamlardasınız. Ben cennete girecek miyim, giremeyecek miyim? Bu bile belli değil. Düşündüğümde yarın ahirette ya ben sizi göremezsem halim ne olur? Bakın, biz dünyadayken bakıyoruz, birazcık bir maddi sıkıntı olsa, birazcık hastalık olsa rengimiz benzimiz atıyor, eyvahlar vahlar yapıyoruz. Ama sahabenin derdine bak. Cennete girmişsin, ya Resulullah seni göremezsem diye rengi benzi kaçıyor. Ya peygamberi göremezsem diye rengi benzi kaçıyor. Allah razı olsun kendisinden, Sevban radıyallahu anh'tan. Onun vesilesiyle Efendimiz bizlere de müjde olan şu hadisi şerifi söylemiştir. Üzülme Sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani dünyadayken kimi seversen, kiminle arkadaşlık edersen, kimin yolundan gidersen ahirette de onunla birlikte olacaksın. Onun için gerçekten burada dünyalık boş işler de, yani öyle bir ifadeler, durumlar var ki falanca sanat, kültür falan da filan böyle şeylerle çok önemli, çok büyük bir şeylermiş gibi gösterilip namaz, ibadet, sohbet, güzel insanların yolları böyle hafife alınıyor. Sanki o önemli değilmiş, diğeri önemliymiş ama biz Allah katındaki değere bakacağız. O sizin şahşala anlattığınız, övünerek, yücelterek anlatmış olduğunuz şeyler bakalım Allah'ın katında herhangi bir kıymeti, herhangi bir değeri var mı? Ama diğer tarafta sizin küçük görmüş olduğunuz şeyler belki de değil de Allah katında çok kıymetli. Çünkü Allah zaten ayetle belirtmiş. Yani diyor ya, sadıklarla birlikte olun. Allah emrediyor. Onlarla birlikte olun diyor. Onun için Rabbim inşallah sadıklarla birlikte olmayı, arkadaşlarımızı güzel seçmeyi nasip etsin inşallah. Hatta sadık olmayı, insanlar bizimle doğru yolu bulmasını Mevla Teala nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim razı olsun hocam. Senden de hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizden de bizi aydınlattınız. Özlemişiz ya gerçekten. Bizi bilgilendirdiniz, bizi aydınlattınız. Hocam bir tanesi soru sormuş, onu sorayım. Ondan sonra ona sormadan önce Ahmet Hocam'ın konusuyla alakalı bir tane ayet var. Güzel insanlar, onu paylaşayım sizinle. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bizi yaratan, her şeyimizi bilen, gelmişimizi, geçmişimizi, her şeyimizi bilen Rabbimiz buyuruyor. Bu kötü arkadaşlarla arkadaşlık yapanlar ahirette şunu diyecekler. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Ne olaydı? Ne olaydı seni arkadaş edinmeseydim, seni dost edinmeseydim diyecek güzel insanlar. O yüzden arkadaşlarımızı güzel seçelim. Yarın huzuru ilahide perişan olmayalım, mahcup olmayalım inşallah.
Hocam bir tane soru var. Hocam ben Umre'den yeni geldim. Gezi yerlerine gitmedim. Yani Umre'deki gezi yerlerine katılmamış. Kabe'de fazla kalayım diye bu şekilde yapmış. Yanlış mı yaptım diyor. Ya şöyle şimdi oralara gitmek farz değil. Ama neticede Peygamber Efendimizin gitmiş olduğu, çile çekmiş olduğu mesela bir ayetlerin Hira Nur Dağı, peygamberliğin gelmiş olduğu yer, buralara gidilmiş olsaydı peygamberin ne şartlarla ayetler geldiği, orada ne durumlar çektiği, güzel tabii ki bir hoca tarafından anlatılarak bu şeyleri de almış olsaydınız. Ondan sonra Cennetül Mualla Hazreti Hatice annemizin gitmişken kabrini ziyaret etmek lazım tabii ki. Belki dağlara çıkamayabilirsiniz. Mesela Hira'ya çıkamayabilirsiniz. Özellikle Sevr'e çıkamayabilirsiniz. Ama en azından oralara gidip oralarda da ziyarette bulunmak. Cennetül Baki zaten Medine-i Münevver'in hemen yanında. Yani oraya gitmek de zaman kaybı biliyor. Namazı kıldıktan sonra Efendimiz'i selamlayıp direkt Cennetül Baki'ye de girilebilir yani. Şöyle söyleyeyim yani buraları ziyaret farz değil. Ama ziyaret etmek gerçekten çok güzel olur, çok doğru olur, yerinde olur. İnşallah Rabbim bir dahaki sefere buraları ziyaret etmeyi de nasip etsin diyelim. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık diyorum ve Levent hocama geçmeden evvel Almanya'dan bir tane kardeşimiz izliyormuş. Selam gönderelim ona. Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim gönlünüze ne hayırlı muratlarınız varsa tamamını ikram eylesin. Amin. Evet Levent hocam. Sizi görmek çok güzel hocam. Hocam, günümüzde bir sürü cemaat var. O cemaat, bu cemaat, şu cemaat. Birileri bir yerlere katılıyor, birileri bir cemaatlerin peşinden gidiyor. Sonradan o sapık çıkıyor. İşte ondan sonra hocaları yaftalıyorlar. Ondan sonra müritleri, mürşitleri yaftalıyorlar. Tarikatlara laf söylüyorlar. Bununla alakalı genel olarak insanın, yani avam insanın bu cemaatlere bakışı nasıl olmalı? Doğru mu yanlış mı bunu nasıl tespit etmeliyiz? Şimdi tabii ki yedullahi alel cema'a Allah'ın rahmet eli cemaatler üzerindedir. Cemaat üzerindedir. Şimdi bir cemaat derken bir cami cemaati var. Mesela 3-5 tane genç, 3-5 tane amcamız, 1-2 tane genç çocuk. 6-7 kişi de olsa diyorlar ki akşam namazına, ikindi namazına devam edenler var. Öğlen orada, sabah orada, 5 vakit namaz kılan var. Akşam cemaati var, yatsı cemaati var, bir cemaat var. Nihayetinde bir topluluk var. Şimdi bu cemaat istiyor ki o köydekiler biraz daha gelse teşkine kadar güzel olur. Bu bir mahalle camisi. Bir de bu ümmetin bir toplanması var. Nasıl Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Gücün efendilerimize beraber bir cemiyet oluşturdu. Ve o cemiyet kendi çevresini ve çerçevesini daha çok genişletmek için dünyanın her bir tarafına doğru gittiler. Niye? Daha çok olalım diye. Çünkü Mevla'nın bir reisi vardır bu aleme göndermiş olduğu. Bir o reisin konuştuğu var, bir de binlerce ağızdan çıkacak ifade var. Şimdi peygamberimiz olmasaydı, Allah tarafından gönderilmeseydi o zamana kadar konuşanlar yok muydu? Yok. Her mecliste, her toplulukta illa bir reis vardı. Ama bu alemin Rabbi olan Hazreti Allah, aleme bir önder, bir reis gönderiyor. Bütün sözlerin üstünde bunun sözü olacak diyor ve ona biat edin ve ona itaat edin diye Mevla Teala onu gönderiyor. Ve Kitabullah'la beraber onu tasdikliyor. Şimdi Yahudilik hak bir din miydi? Hak bir din idi. İncil, Hristiyanlık hak bir din miydi? Hak bir din idi. Peki Zebur hak bir din miydi? Evet hak bir din idi. Gene de onların hakikatlerini Kur'an-ı Kerim devam ettirir. Ta ki onlar tahrif olana kadar. Hocam, tahrif. Hakkını evet, araya girmiş olup. Şimdi mesela Yahudilik, Hristiyanlık derken Musa Aleyhisselam zamanındaki dinin adı Yahudilik evet. Miydi? Musevilik diyorlar. Işte. Yani şeyde Hristiyanlık. Evet. Mi? Yani Yahudilik, Yahudilik onlarda bir soy. Yakup Aleyhisselam da İsrail olduğundan. Ha, Beni İsrail. Beni İsrail'den. O şekilde Yahudilik dedin. Şimdi günümüzde Yahudilik deyince bu işin başını nereye alacaksın? Ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar alabilirsin. Yani Yakup Aleyhisselam'ın çocukları mesela. Oradan ta günümüze kadar. İsa Aleyhisselam da bugün Yahudilerin soyundan gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane eşi vardı.
Birisi Sara annemiz, bir tanesi de Hacer annemiz. Sara annemizden İshak aleyhisselam, Hacer annemizden de İsmail aleyhisselam gelmiştir. Yani İbrahim aleyhisselam da Efendimizin ecdadıdır. Dolayısıyla bizim de ecdadımızdır. Ama Yahudiler de ne diyor? Biz diyor İbrahim'in çocuklarıyız diyor. Halbuki İbrahim aleyhisselamın çocuklarından gelen kim? Efendimiz İbrahim aleyhisselam'a doyuluyor. Yani İsrail, Beni İsrail bir soy. Yahudilik anlayışı da yani o soya, o sülbe bir Yahudilik adı verilmiş. Öyle, o şekilde söyleyeyim. Yani nihayetinde o Yahudi hahamlar, yani Yahudilik dini artık zamanla beraber bir gevşemeye, bir rahavete, insanların kendi nefisleriyle beraber o havralara veyahut da başındaki o hahamlara itiraz ede ede veyahut onları şekillendirmeye çalışarak kendi bizim nefsimize göre konuş, bizim istediğimize göre konuş diye onları yönlendirmeye başladıktan sonra Tevrat'ta artık ilaveler başladı, bazı ifadeler silindi, onlar eklendi ve en nihayetinde kafalarına göre bir din uydurdular. Aynı şekilde Hristiyanlığı da bu şekilde yaptılar. Ama içinde bir hakikat var mıydı? Var. Tevrat'ın da devamı en nihayetinde, Tevrat'ı da tasdik eden ve devamında onu da en güzel yere kavuşturacak olan nedir? Bu ümmetin dinidir, İslam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün peygamberlerin tamamlayıcısı olarak geldi. Kur'an-ı Kerim de bütün kitapların tamamlayıcısı olarak geldi. Yani en nihayetinde bütün dinlerin hakkaniyeti de Kur'an'da mahfuzdur. Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi Yahudilik diyor ki bizde bir cemiyet var. Biz kendimizi bu şekilde devam ettirelim. Hristiyanlar diyor ki bizde bir Hristiyan alemi cemiyeti var. Biz bunu devam ettirelim. Mecusiler diyor ki biz devam ettirelim. Yezidiler diyor ki biz devam ettirelim. O diyor biz devam ettirelim. Ama en nihayetinde yedullahu alel cema derken bir cemiyet var ki ortada. Bu savada adam. Nedir savada adam? En koyu, en samimi karartı topluluğuna verilen ad. Savada adam deniliyor buna. Büyük bir karartı topluluğu. Bu da nedir? Ulemanın görüşü ehli sünnet vel cemaat. Şimdi ehli sünnet vel cemaat olarak biz zaten bir neyiz? Bir cemiyetin, bir camianın, bir cemaatin içerisindeyiz. Çünkü bizim bir hududumuz var. Her yer öyle olsa bir cemaat adı zaten alınmazdı. Dersin ki bu budur. Ama insanlara kendini belirtmek için o kadar çok 72 tane fırkadan bahsediyoruz. 72 fırkanın içerisinde sen kendini bir ifadeyle izah edebilmen için ne diyorsun? Biz ehli sünnet vel cemaatin içerisindeyiz. Yani bizim burada bir camiamız var, bir cemiyetimiz var, bir toplanmamız var. Çünkü bizim haricimize 72 tane daha ben Müslümanım diyen cemaatler var. Görüşler var, fırkalar var. Ve bunun içinde Yahudiler var, Hristiyanlar da var. O yüzden içmiş olduğumuz musluk, bakınca berraklığını anlayacağız. Diyeceğiz ki bu içmiş olduğumuz oluk bize nereden geliyor? Şeriat-ı Mustafaviye diyoruz. Şeriat nedir? Bugün çocuklara sosyal medyada soruyorlar. Diyorlar ki işte şu günümüzün düzen ismini söyleyerek diyor ki bu mu yoksa şeriat mı? Diyor ki şeriat değil canım, şeriatla bizim ne işimiz var? Öbürüne soruyor bu mu bu mu? Şeriat hiçbir istemiyor. Hatta 75 yaşında bir kadın, belki de 80 yaşında bir teyze, nine bir parti şeyinde, kürsüsünde mikrofonu uzatıyorlar ve ona şunu diyorlar biliyor musun? Kahrolsun şeriat diye onu oradan bağırttırıyorlar ve oradaki seçim hangi parti olduğunu bilmiyorum. Kadını görüyor musunuz diye bakın diyor teyzemiz diyor yıllar sonra fark etti diyor. Yani neyi fark etmiş? Şeriatın ne kadar kötü olduğunu fark etmiş de kahrolsun şeriat diye bağırtıyorlar. Ve o kadın 80 yaşındaki kadın başındaki başörtüsünü orada açıyor yere atıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu şeriat nedir? Bu hakikaten ciddi bir konu. İnsanlar şeriatı nereden anlıyor? Gerçek şeriat şu. Allah'ın kelamı yani Kur'an-ı Kerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü, kavli yani hadis-i şerifler ve hayatı, fiiliyatları bunlar da sünnet. Şeriat budur. Yani şeriat demek hüküm koyan Allah'ın hükmüdür. Şeriat odur. Şeriat demek Allah'ımızın insanlığa uygun görmüş olduğu bir yol, bir caddedir. Bu caddeden yürüyün diyor. Bu caddeden yürüdüğünüz şekilde siz burada emniyette olacaksınız. Sınırınız, ölçünüz bu cadde. Bu caddede gidin. Çünkü bu caddede farz belli, vacip belli, sünnet belli, edepler belli.
Mekruhlar belli. Müstahaplar belli. Her şey belli. Buradan giderseniz diyor, kurtuluşa erersiniz. Şimdi bu caddeye laf söyleyen, yani şunu demek istiyor. Benim hayatımda Allah'ın bir emri olmasın. Göndermiş olduğu peygamberi de ne ifadesi ne yaptıkları işler beni alakadar etmiyor. Bunda özgür müsünüz? Özgürlük var ama kime biliyor musunuz? Ruhunuza değil. Ruhunuz burada iflas etmiş oluyor. Tamamen nefsiniz burada bir özgürlüğe kavuşuyor ki bu da artık Allah'a tamamen sırt dönmenizle alakalı. Şimdi size şunu söylüyorum. Eğer şeriate tam manasıyla sırtınızı dönerseniz ne olmuş olursunuz? Dinden çıkmış olursunuz. Bu projeyi bu yurdumuzda ve genel olarak İslam aleminde muhafaza etmeye çalışan ve gitgide artışına neden olan bilhassa Batı ülkeleri en sağlam ülkelerde, en sağlam illerde, şehirlerde, kasabalarda bu işi çok ciddi muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ve genel olarak izlerseniz ya 10 yıl evvel böyle değildi, 20 yıl evvel böyle değildi. Bu gençlik veyahut da bu insanlar nereye gidiyor böyle? Bunun da çalışmasını Batı öyle bir yapıyor ki eğer insanlar hayatlarında diyor oldu ki bir boşluk hissederler. Gerçekten biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz gerçekten bu şekilde? Diye bir soruya takılırlar da oldu ki kendine gerçekten bir cemaat aramaya kalkarlarsa diye öyle bir tedbirler de aldı ki bugün o IŞİD denilen İngiliz ajanlarını Amerikan beslemelerini ortaya sürdüler. Ve bu insanlar öyle bir çıktı ki Irak'taki Ehl-i Sünnet'i katletti. Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i katletti. Bir tane ecdebi madem derdin senin ben DEAŞ'ım diyorsun, İslam'ı bilmem neyim diyorsun artık devletleşeceğiz. Saldırılı tek nokta şurası oldu diyor ki bize biat etmeyen Türkiye'ye meydan okuyacağız. Bize biat etmeyen, bize ben halifeyim diyor. Bize biat etmeyen Irak'a saldıracağım. Bana biat etmeyen Suriye'ye saldıracağım. Hiç şöyle bir şey yok. Rusya senin üzerine gelirim diyen bir ifade yok. Göreceksin İsrail yarın senin tependeyim diye böyle bir ifade bulamazsınız. Çünkü bunları organize edenlerin tek amacı hem kendi kimlikleriyle beraber Müslüman ülkelere saldırmamak gene Müslümanların içinden doğan, görüyor musunuz bunlar nasıl bir anarşi, bunlar nasıl bir terör ki birbirlerini buduyorlar diye bunu vermek için büyük bir algı projeleri vardı. Şimdi kıymetli Müslümanlar, size şunu söylüyorum. Batı kendini böyle her zaman şirin gösterir ve Müslümanları böyle bertaraf etmek için aman Müslümanlar genç nesil bilhassa ki Allah'ın adını anmasın diye şeriatı de kendi yaptıkları örgütlerle, DEAŞ'larla işte var yani size 50 tane sayalım da fitne çıkarmak için saymıyorum. En büyüklerinden bahsettiğim birkaç tane yoksa bu işin en dibe kadar var. Şehir şehir, kasaba kasaba örgütlemiş oldukları bilhassa memleketimizde neler neler var. O yüzden neye kapılıyor biliyor musun? Diyeceğiz ki falanın filanın ben İslam anlayışına doğru giyip Allah-u Teala beni Müslüman kıldı. Ben de Müslüman olarak Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu dini yaşayacağım. Efendimizin bize bildirmiş olduğu ışıklar, hadisler doğrultusunda ben bu İslam'ı yaşayacağım. Ve güzel ehli sünnet bir cemaat bulsam burada devam edeceğim. Her kim ki size kılıcı tavsiye ediyor. Her kim size zorbalığı tavsiye ediyor. Bu İslam dininde mevcut değildir. Bütün çirkinlikler İslam'ın dışında, bütün şefkat ve merhamet İslam'ın içindedir. O yüzden arife tarif gerekmez. Birileri çok kolay bir şekilde bizim neslimizi eğer algısını çok kötü bir yere çeviriyorsa anne babalar olarak da bakacağız ki biz evlatlarımıza niye bu işi veremedik. O yüzden güzel bir cemaat varsa cemaat her zaman vardır, cemaat de her zaman haktır. Ehli sünneti muhafaza etme hususunda biz kendi vatanımızda nasıl mücadele ediyorsak bu topraklarda ehli sünnetin dışında da böyle antik kuntik öyle işler var ki bakıyorsun namaz yok. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen biz de Müslümanız diyen cemaatler kurulmuş. Kadınlarla erkeklerle beraber oturuyorlar. Hoş söyleşiler. Biri çıkıyor orada türkü söylüyor. Birileri çıkıyor halay yapıyor. Kadın erkek halay yapıyor. Biz de Müslümanlarız diyor. Ve öyle bir kendine benlik vermişler ki sahabe efendilerimize dahi konuşacak böyle bir cemiyet kuruyorlar.
Şimdi biraz bakalım Allah razı olsun. Şimdi bunlara bakıp da sen cemaate söyleyeceksen sende o zaman büyük bir problem var. Bakacağız diyeceğiz ki Allah ve Resulünün ışığında kim gidiyor? Biraz Allah'tan, Resulullah'tan, dinden anlamak lazım ki. Bakacağız kim ne yapıyorsa. Onlara bir teşekkür ederiz. Ama onun gayrısına düşünsene. Öyle bir yerdeyiz ki kadınlarla beraber oturmuş, süslü büşlü rüküş böyle kadınlarla oturmuş programda. Hocam siz çok yakışıklısınız, hocam çok siz çok güzelsiniz. Böyle programlarla beraber insanları hakikaten cezbetmeye çalışıyor ve bu cemaat de buluyor. Hocam diyor ben diyor o hocanın diyor sohbetlerini çok seviyorum. Sohbetini değil de. Artık neyi seviyorsa. Yani bu burada prim alıyorsa diyecek bir şey yok. Demek ki bakıyoruz ki bizim insanlarımız da gerçekten bir İslam aramıyor. Bizim insanımız da gerçekten Allah'ın emrini aramıyor. Arıyorsa şayet gerçekten yadullah diyoruz. Allah'ın elinin üzerinde olmuş olduğu bir karartı topluluğu illa vardır. Bu zaten topluluktan kasıt 100 kişinin 200 kişinin buluşmuş olduğu bir yerden değil. Milyonların akıtını etmiş olduğu, milyonların teveccühünü kazanmış bir topluluktan bahsediyoruz. İşte bu topluluğu bulduk mu bu topluluğa inşallah yapışalım kıymetli arkadaşlar. Cemaat bu işe yarar. Ağzınıza sağlık hocam. Meslektiniz bizi. Teşekkür ediyoruz. Bir tane arkadaşımız şey yazmış. Hocama söyleyin bize fazla yüklenmesin demişler. Neyle alakalı? Şey. O TV programı neydi? Onlardan bir tanesi herhalde. Hayır olsun. Dünkü program mı? Olabilir. Ne kadar vaktimiz var? Tamamlayız hocam. Yani şöyle 45 yaşıyoruz. Evet güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim en güzel şekilde ibadetlerimizi yapabilmeyi ikram eylesin inşallah. Bir dahaki çarşamba görüşmek üzere. Muhabbette kalın. Allah'a emanet olun.